Peki gelelim bir karı koca ilişkisinde bunları nasıl birbirine destek olsunlar? Ben hep şunu diyorum karı koca, siz berabersiniz, hayatı paylaşıyorsunuz. Finansal konularda da birbirinize net olun, açık olun, samimi olun. Orada işte başka bir kavram devreye giriyor. Karı koca, işte aile talepleri olacak değil mi? İstekleri olacak. Şimdi istekle, arzuyla ihtiyaçlar çok klasik, çok klik biliyorum. Ama bu konu çok basit gibi görünür yine. Bu bir ele alındığında bizim neye ihtiyacımız var? İstek ve ihtiyaçların ayrılması. Ayrılması lazım. Bu tamamen bir arzu. Arzular geçiştirilebilir. Arzular ertelenebilir. Yani diğer sınıfta ne var? İhtiyaç. İhtiyaçları yani gıdayı, suyu, oksijeni geçiştirebilir miyiz? Erteleyebilir miyiz? Çok güzel paramız var. Evet, harika evlerde otur. Ya çok güzel. Ama bu mutluluğun ta kendisi değildir. Güzel evde oturmanın keyfini sürmektir. Ama güzel evde oturmak sonuçta duvardır. Onun için onu sıcak yapan şey içindeki o sevgi molekülleridir. İnsanlar birbirine sevgi saygı duymasıdır. O yüzden de bir evlilik dediğimiz kavramı hemen bir kutsal yuvaya dönüştürmek tuzaktır ya. Kutsal yuvayı belediyedeki evlilik cüzdanındaki o evrak oluşturamaz. İçerideki sevgi moleküllerini sayacağız. O sevgi orada nasıl havalara uçuşuyor? Ne oluyor orada? Onları bir araya getiren şey, inanın finansal şeyler değildir ama. O ailelere de hiçbir şey olmaz. Onu söyleyeyim. Evet, benim de hep gözlemim bu. Yani ailelerde eğer birlik, beraberlik varsa, sevgi varsa, birbirlerine kenetleniyorlarsa finansal konuları da çözebiliyorlar. Birlik, beraberlik ne demek? Sevgi ve saygı direkt var demektir. Evet. Sevgi ve saygı varsa da birlik ve beraberlikle devam ediyor. Evet. Onların sorunları çözmeleri daha kolay oluyor. Çünkü hep tedarikli gider onlar. Tedarikleri vardır. Başka planları vardır. Evet. O zaman Kenan Bey şöyle diyebilir miyiz? Belli travmalardan, finansal travmalardan geçen, pozitif ya da negatif. Travma iddialı bir sözcük seçtim. Peki. Sarsıntı, ne diyelim, zorluk, sarsıntı, zorluk, tamam. Sarsıntıdan geçen aileler, finansal anlamda. Hep hayatta her şey hepimiz için. İyi gün var, zor gün var. Travma olarak da yaşıyorlar. İşte o algıya bakar. Tamam. O zor olduğu zaman burada hadi bana para bul, nerede kredi çekemiyorsun işte diye söylenmeler ve negatiflikler yerine burada sevgi, saygı ve iletişim diyorsunuz. Burada çözüme odaklanmak. Çözüm. Sevgi, saygıyı orada inşa edebilmiş çiftler, ilişkiler çözüme başlarlar. Ne yapalım Ali, ne yapalım Ayşe, şöyle bir şey. Bak, şurada bir şeyimiz vardı, sevdiğimiz bir insan vardı. Biz ona hiç kredimizi kullanmadık. Bak, evet. O bize yardım edebilir. Bu arada başka insanların size o durumda yardım etmesinden imtina etmemek, kaçınmamak lazım. Yardım isteyelim. İsteyelim. Yardım isteyelim. Tabii ki. Peki yardım istedik, vermediler. Ama seçelim o kişiyi. Seçelim. Doğru seçelim kimden yardım isteyeceğiz. Ama kimden yardım isteyeceğimiz önemli. Şimdi öyle yani yeni tanıdığınız bir insana ya bana bir işte şu kadar para versene dedim mi adam ne oluyor ya dolandırıcılığa geliyoruz galiba der yani. Yeni insan, yeni tanıdığı insandan para. Daha dur bir dakika, yeni tanıştık. Dur bismillah der yani. Peki bir de şu oluyor bazen hani hanım sende altınlar vardı bizim düğünden onları bir sat. Demeden çıkarır o kadın. Demeden çıkar. Çıkarıyor. Evet. Onlar işte o önce bir geriye, evet, geldiğimiz zaman o birlik beraberlik kurulmuşsa, evet, o sevgi ve saygıya dayalı bir inşa oluşmuşsa orada o ilişki, evet, o zaten çıkarıp veriyor.